Merhaba arkadaşlar, bugün Tonguç Akademi'de size trigonometride tanjant ve O kotanjantı çelik jant en sevdiğim hocam. ne evladım tanjant ve Hocam kotanjant arabayı çok güzel araba gösterdim. jant Yeni jant. değil evladım bunlar. Evladım, trigonometrik oranlarda sinüs ve kosinüsü görmüştük. Şimdi tanjant ve kotanjantı bakacağız. Şimdi tanjantı ezberlemek için aklına şunu getirmesin Tonguç. Bir kere bir tane bir açı var, değil mi? Evet hocam. Tonguç, bir tane dik üçgen var. Bunun karşısında, bunun içinde bir açı var diyelim. Buna alfa diyelim, tamam mı Tamam Tonguç? hocam. Alfanın burasına karşı kenarı diyorduk. Evet. Burasına komşu kenarı diyorduk. Burasına ise her zaman bildiğimiz gibi dik Hipo. üçgende hipotenüs diyorduk. Evet hocam. Hipotenüsü Tonguç'um, çok seviyorum ben hocam. niye seviyorsun biraz? Hocam ismi böyle yumuşak. Öbürlerinin ismi karşı, komşu çok sert. R harfi falan ama hipotenüs böyle oğlum oğlu hoşuma gidiyor hocam. Anladım evladım. Bak şimdi tan alfayı ezberlemek için neyi bilmemiz gerekiyordu? Karşı komşum tan ya. Vay Bak hocam. karşı komşum tan ya özelliğini bilmemiz gerekiyor. O zaman tanjant deyince ne diyeceğiz biliyor musun? Karşı bölü komşu diyeceğiz. Bak adı da üstünde karşı komşum. O Tamam. zaman karşı komşu bölü tanjant oluyor. Tamamdır. Kotanjant da bunun tam tersi. Bak kola başladığı için komşu karşı. He. Komşu bölü karşı oluyor Tonguç'um. Anladım O hocam. zaman şimdi söyleyeyim. Tan alfa burada. Alfanın karşısında C var bölü. Alfanın komşusunda A var. Bu ise bunun tam tersi, yani A bölü C. Aynen hocam. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi o zaman birkaç tane soru yapalım Tonguç. Yapalım hocam. Şimdi bir tane açı var. X açısı görüyorsun. Bir de Y açısı var. Evet. Şimdi X açısının karşısındaki bu, komşusundaki bu, değil mi? Şimdi bir kere şunu bileceğiz. Sin X'i sormuş. Sin ne demekti hatırlıyor musun? Sinüs demek hocam. Karşı, bak sinüs üstle bitiyor değil mi? Sinüs de karşıydı. Sinan diye bir arkadaşın düşün. Her şeye karşı rapçi bir arkadaşın, tamam mı? Aynen. Öyle bir arkadaşım Hani vardı hocam. öyle Sinan her şeye karşı bir arkadaşın. Dolayısıyla karşı bölü hipotenüs. Çünkü üstte bitiyor sonu. Şimdi Ha. 6, 8, 10 üçgeni diye bir üçgen vardı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam. Pisagor'da 3, 4, 5'in katı. Dolayısıyla sinüs x dediğimiz şey karşı bölü hipotenüs. Yani 8 bölü 10 Tonguç'um. Eksi. Tanjant diye. Tanjant ne demekti Tonguç? Karşı komşum tanyadan aklımıza gelecekti. Tanjant bunun karşısında, y'nin karşısında dikkat et ama, 6 var. Bölü komşusu da 8. İşte bu kadar Tonguç'um. Anladık mı? Anladım hocam. Tonguç, o zaman bak Parmağıma ne yapmıştınız hocam yani orada? parmağın kesilmiş. Ya kanıyor mu? Ne oluyor? Bir şey olmuş hocam ya. Vallahi dikkat et evladım bak. ABCD kare Tonguç. Karenin özelliği ne Tonguç'um? Hocam Bütün dört kenar kenarı da eşit. çok güzel. Çok Kaçar güzel. kaçar peki şu anda mesela bunun kenarları? Dörder dörder hocam. Mükemmel. Burası 3, 1. Burası o zaman 4. Burası 4. Burası 4 değil mi Tonguç'um? Aynen hocam. Şimdi evladım, bizim şurada bir dik açımız yok mu? Var. Bu dik açının 3, 4, 5 üçgenini oluşturduğunu görebiliyor muyuz? Görebiliyorum hocam. Pisagor'dan 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi sinüs x demiş. Sinüs demek karşı, yani bunun karşısındaki 3 bölü hipotenüs demekti 5. 3 bölü 5. Eksi. 2 çarpı tanjant x demiş. Karşı Karşı komşum komşum Tanya. tanya. O zaman x'in karşısında 3 var, komşusunda 4 var. 3 bölü 4. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Bunun artık rasyonel sayılar sorularında sen yaparsın Tamamdır hocam. O benim istediğim. devamını. Şimdi Tonguç'um bak. Tan x eksi kot Of x eşittir. of 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 of. of Bu of. tür soruları boş bırakıyorum hocam. Evladım niye boş bırakıyorsun ya? Hocam kendi haline bırakıyorum. Yani çözsem bir der, Kendi çözmesem bir halini. Tonguç bak şimdi. Hemen tan kare artı kot kareyi sormuş ya. der. Bu bayağı zor geldi Aynen galiba. hocam ya. Öksürttü Öksürttü seni. resmen. Tonguç bak. Bunun kareleri varsa biz de bunun karesini alalım. Bak nasıl yapıyoruz biliyor musun? Tam kare diye bir şey vardı matematikte. Daha önceden harfli ifadeler videomuzda izlemiştik. 7 bölü 12'nin de karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alınca bu a eksi b'nin karesi, yani tam kare gibi oluyor. Şimdi normalde ben bunu göstersem sana tan kare x dersin, bir de kot kare x dersin değil mi? Evet. Karesini aldığım için artı olur. Ama araya ne yazacağım biliyor musun? Eksi 2 çarpı tan x çarpı kot x yazacağım. Hatırladım. İkisinin çarpımını araya yazıyorum. Eşittir. 49 bölü 144 çıktı Tonguç. Bu Of. seni korkutmayacak. Bize sorduğu şey ne Tonguç biliyor musun? Tan kare artı kot kare. Yani bize şu ikisini sormuyor mu evladım? Evet. O zaman bunu karşıya atarım. Bak o zaman tan kare x artı kot kare x. Yani bu ikisi kaldı burada. Bunu Evet. komple karşıya atıyorum. Eşittir. 49 bölü 144 artı 2 tan x kot x, tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Şimdi tan x ile kot x'in çarpımı her zaman 1'dir. Evet.
Neden? Çünkü bir tanesi karşı bölü komşu, bir tanesi komşu bölü karşı. Ha, Birbirini tamamlar. sadeleştiriyorlar, bir çıkıyorlar. Dolayısıyla bunun cevabı birse bu 2 değil midir Tonguç'um? Evet hocam. O zaman neymiş cevabımız? 49 bölü 144 artı 2'ymiş, tamam. Tamamdır hocam. İşte bu kadar. Ödüllü sorumuzu geçmeden önce Tonguç Akademi'yi mutlaka üye ol Tonguç. Ücretli mi ücretsiz mi hocam? Ücretsiz evladım. Her Tamamdır. türlü bütün videolarımızı izleyebilirsin. Hatta yakında testler de geliyor, merak Oo etme. harika. O yüzden bütün platformlarda bu bizi desteklemeye devam et Tonguç. Bir de yukarıda, sağda, üstte, altta paylaş butonları var. Onları da arkadaşlarına paylaş. Tamamdır hocam. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım.